basketbolda temelde top tutma ve top sürmeden bahsedeceğiz. Temel duruşumuz nasıl, onlardan bahsedeceğiz. Yalnız daha öncesinde bildiğimiz üzere handball'da 4 haftalık bir konumuz vardı. Onları bitirdik. Geçen hafta ise basketbolun oyun kurallarından bahsettik. Bu haftada ise temel duruş, top tutma ve top sürme konularımızı işleyeceğiz. İlk olarak tabii ki de bizim dengeli ve doğru bir şekilde duruş yapabilmemiz, düzgün bir şekilde pas aktarabilmemiz, şut atabilmemiz ve top sürebilmemiz için ilk önce temel duruşu doğru yapabilmemiz gerekiyor. Peki temel duruşumuz nasıl olacak? Handball'daki temel duruşla hemen hemen aynı. Sadece basketbolun tutuş şeklimiz biraz daha farklı olacak. Peki temel duruşumuza nelere dikkat ediyoruz? İlk olarak ayaklarımız omuz genişliğimizde açık olacak. Ne birbirine çok yakın ne birbirinden çok uzak bir şekilde olmayacak. Omuz genişliğinde açık şekilde olacak ve dizlerimiz hafif bir kırık şekilde ve parmak uçlarımız tam karşıyı gösterecek şekilde duruyoruz. Peki daha sonrasında ne yapacağız? Ellerimiz ise hafif bir üçgen şekli almış pozisyonda, baş parmaklarımız yukarıyı gösteriyor ve parmak uçlarımız ise karşıyı gösterecek şekilde bir V şeklinde topumuzu tutuyoruz. Belimiz ne çok fazla öneyik ne tam dik şekilde durmayacak. Hafif göğsümüz ileride ve temel duruşumuzu yapıyoruz. Kollar ise burada en önemli nokta, bu şekilde içe doğru değil de dirsekler dışa doğru açık şekilde olacak. Neden dışarıya doğru açık şekilde olacak? Bize göğüs pas atıldığında topu kontrol ederken hafif geriye doğru bir esneme payı yaparak kontrolü daha düzgün yapabilmemiz için dirseklerimiz açık bir şekilde ve temel duruşumuz aynı bu şekilde duracak. Bir de topla nasıl duruluyor onu göstereyim. İlk size söyledim, işte basketbolda temel duruşa geç dedim ve top tutuşumuz göğsümüzde, ne gözümüzün önünde ne başımızın üstünde değil, tam göğsümüzün üzerinde, ayaklarımız omuz genişliğinde açılmış ve dirsekler tamamen dışarıya doğru bakıp ve bu şekilde temel duruşumuzu gösteriyoruz gençler. Topun üstüne çok fazla yatmıyoruz veya dimdik durmuyoruz. Hafif dizlerden kırık ve göğsümüz ileride temel duruşumuzu yapıyoruz bu şekilde. Şimdi ise artık temel duruştan sonra top sürmeye geçebiliriz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise top sürme konumuza geçeceğiz. Basketbolda top sürmede nereye dikkat edeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Evvela daha önceki anlattığım konumuz temel duruşta top tutma. Her şut atarken, pas verirken, işte dribling yaparken biz burada temel duruşumuzdan itibaren zaten başlıyoruz. Top sürmede de aynı şekilde temel duruşumuza topu tuttuktan sonra ve artık top sürme işlemimiz gerçekleşiyor. Burada nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Fark ettiyseniz avuç için aynı handball'daki gibi avuç için topla temas halinde olacak. Zaten fark ettiyseniz sadece parmak kollarımla tutuyorum. Zaten bir parmak girecek şekilde görüyorsunuz. Peki bundan sonra nelere dikkat edeceğiz? Aynı şekilde temel duruşumuza duruyoruz ve topumuzu parmak ucumuz ve parmak kollarımızla kalça hizasında sektiriyoruz. Burada özellikle ilk aşamalarda bizim sizlere öğrettiğimiz topa bakmayacağız. Topa nasıl bakmayacaksın? Elinde bir kalem olur veya farklı bir nesne olur ve topa bakmıyorsun. Sadece elindeki nesneye bakıyorsun. Bu şekilde topumuzu sürüyoruz. Bir de top sürmede yüksek top sürme ve alçak top sürme var. Bunlar ne işe yarıyor? Yüksek top sürme dediğin kalça hizasından daha yukarı. Yani hızlı bir şekilde hücum yapacağın zaman hızlı bir şekilde çıkabilmen için yüksek top sürme yapıyorsun. Alçak top sürmede ise daha alçak, yani kalça hizasında değil de daha diz hizasında top sürmediyse yavaş yavaş karşı rakibin sahasına geçerken yavaş bir şekilde, yani alçak top sürmeyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde gençler, handball'da bahsettiğimiz üzere handball'da biz sadece topu bilek hareketiyle öne doğru tuttururken basketbolda ise hafif bir şekilde taşıma yaparak diz top sürüyoruz. Yani avuç içimiz hafif bir şekilde yukarıya bakarak avuç içimizi yere doğru gönderiyoruz. Yalnız bunu bariz bir şekilde abartarak bu şekilde yaparsak bu artık top taşımaya girecek. Bu şekilde değil de hafif bir şekilde topumuzu sürebiliriz. Buradan sonra
aşamaysa, eğer karşımızda rakip varsa ve top süreceksek hemen duruş bulduk ve topumuzu sürüyoruz ve pozisyonumuzu alıyoruz. Peki burada bu kol ne işe yarıyor? Burada bu kolu tuttuğumuz zaman rakip geldiği zaman topu çalmasına izin vermiyoruz. Topu çok önde sürmüyoruz çünkü top rakip tarafından çalınabilir. Topu iki ayağımızın tam ortasında ve sağ ayağımıza yakın bir şekilde topu sürüyoruz. Tamam tuşumuz bu şekilde ve normal sürmeye devam ediyoruz ve yine kalacağız aslında topu sürüyoruz. Evet, şimdi iki duma arasında sizde sınavda izlediğim bu iki duma arasında top sürdüğüm zaman ne diyorsunuz? Koşarak olabilir. Slalomlar koyarsak ise iki duvarımızda konserimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, bu dersimiz bu kadar. Artık diğer dersimizde basketbolda pas çeşitlerine geçeceğiz. O dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.